Paketin hazır Murat. Pekala. Korktun mu? Yok, şey, biraz. Kasabadan geliyorum şimdi. 10 sene vermişler Ali'ye. Ucuz kurtuldu alçak. Asılması lazımdı ama kurtardı. İyi de oldu. Ben yapacağım o namussuza yapacağımı. Her neyse. Nasılsın sen? Sizler olmasaydınız şimdi ölmüş olacak. Bugün kasabaya indim ya ben. Kasabada çarşı kurulmuştu. Sonra sana elbiseli kaldırdı annem. Becerebildin mi bilmem. Kasabada neler yoktu neler. Sen olsaydın beğenir miydin bilmem ama. Küçükken annem bir masal anlatırdı hep bana. Çoban kralın kızına Kaf Dağı'ndan elma getirirmiş. O elmayı almak için türlü zorluklara katlanır ama hepsini de yenermiş. Duydun mu beni? Çoban kaftandaki elmayı getirdikten sonra ne olurmuş? İşte kafta. Emredin prenses, elmanızı hemen getireyim. Kaftalarını aşmak, yenilmezleri yenmek, bulunmazları bulmak istiyorum. Ağam gibi sadece toprak doyurmuyor beni. Aa, bak ne güzel kelebek. Hadi gel yakalayalım. Dün masalı yarıda kestin. Sonra ne olmuş? Kaftana çıkmak istiyor musun hala? Bir gün bulacağım o kaftanı. Elmayı da. Prensesler yalnız masallarda oluyor. Ama çoban öyle çok ki. Thank you.
Ne güzel. Prenses oldu. Prenses gibi. Her yerini gördü. Mahrem oldu benim için. Başkası görmeyecek. Gelinim olacak benim. Aşkım oldu bende beni. Bana seni gerek seni. Aşkım oldu bende beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım beni, ben yanarım beni. Bana seni gerek seni. Bana seni gerek. Küçükler sonra evlenirler ama olsun. Onu çırılçıplak gördüm. Kadınım olmalı benim. Hemen anama açayım. Kasabadan bir giyinirim. Anam görür görmez anlar damatlığımı. Sonra... Sonra bu gece anlattım mı anama? 10 gün içinde düğün. En güzel gelinliği giyer. Çiftliğin bahçesine ayrı bir ev kurarım. Boyarım onu. Bahçesine bir havuz. İçine nilüferler.